Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor çalışmalar, hazırlıklar nasıl gidiyor? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Merhaba hepinize. Her şey yolunda mı? Tempo nasıl? İyi akşamlar. Güzel, bomba gibi. Değil mi? Birinci belli, ikincilik. Güzel. Evet, enerjiniz güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. O halde tempo gibi. 11. sınıfın ikinci konusu değil mi? 11. sınıf olan var mı? Değil mi? O 11 de var aramızda. Esra. Güzel, değil mi? Sıcağı sıcağına. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar üçüncü mezun da var. Hadi bakalım. Hiç sıkıntı değil. Önemli olan istediğimiz bölüme, istediğimiz üniversiteye yerleşmek. Güzel. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Hani bir yıl istemediğiniz bölüme gittiğiniz zaman o tüm ömrünüzü hayatınıza mal olur. Ama bir yıl, 2 yıl oturup dişinizi sıkıp hazırlanırsanız, istediğiniz bölüm olursa o zaman hayatınız güzel geçer. Kaç dakika olacak? Bir ders diye olarak bir ders oluyor tanıtım derslerimiz. Evet arkadaşlar, sistem yöneticimizden de bir link geldi. Şimdi arkadaşlar gidip bırakanlar da var değil mi ya? Neler neler, çok göreceksiniz arkadaşlar bunu. İşte gidip de bölüm beğenmeyenler, çok zormuş diyenler, tekrardan sınava girenler olur. O yüzden hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar yöneticimiz de bir link attı. Ara ara gelecek o link. Şimdi arkadaşlar bu sistemle ilgili nedir, nasıldır, nasıl çalışılıyor? Onunla ilgili sorularımızı hani rehber hocalarımızla danışabilirsiniz. O yüzden ara ara link gelecektir. Şimdi bir tanıtım yapalım arkadaşlar. Ses var mı arkadaşlar? Şu an var diye düşünüyorum. Tamam. Görüntü de var, ses de var. Tamamdır. Evet arkadaşlar, kendimi tanıtıyordum. Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya mezunuyum. Daha önce kurslarda, kolejlerde, milli eğitimde görev aldım. Şu anda da hala bir kursta görev almaktayım. Ve Tekuzem'in ailesi üyesiyim arkadaşlar. Kimya öğretmeniyim. Geçen yıl da Tekuzem'deydim. Bu yıl da buradayım. İnşallah sizler de Tekuzem'e üye olur, ailesinden olursanız seviniriz. Evet, görüşme yapmak isterseniz de arkadaşlar eğitimin koçuyla görüşme yapabilirsiniz Serda'yım sistemden. Yine ara ara ben size sistemden bahsedeceğim. Evet, sayımız artmış arkadaşlar. İsterseniz güzel bir tempomuz var. Hız kesmeden devam edelim. Şimdi şöyle kimyayı kısaca bir tanıtayım arkadaşlar. Kimyayı da tanıtmak istiyorum sizlere. Kimyada arkadaşlar TYT'de 7 tane sorumuz var. AYT'de de toplamda 13 tane sorumuz. TYT kimya hani biraz daha kolay AYT'ye nazaran, biraz daha sözel kısımlar var ama AYT tamamıyla sayısaldır diyebiliriz arkadaşlar. TYT için kimyada simya, kimya vardır arkadaşlar. Atom vardır, periyot vardır. Daha sonra türler arası etkileşimler vardır. Daha sonra türler arası etkileşimlerden sonra maddenin halleri. Burası arkadaşlar 9. sınıf konusu. Bir de doğa ve kimya var. 10. sınıf konusuna geldiğimiz zaman temel kanunlar. Burada arkadaşlar moldü, sabit oran, katlı oran vardır. Daha sonra asit bazlar.
karışımlar ve kimya her yerde. Buralardan arkadaşlar, yani 9 ve 10. sınıf ünitelerinden 7 tane sorumuz var. Bunlar atomdan muhakkak geliyor, türler etkileşimlerden muhakkak, maddenin hallerinden gelir, asit bazlardan gelir, karışımlardan gelir. 5 tane yaptı arkadaşlar. Şimdi temel kanunlardan da geliyor 6. Bir tanesi de ya kimya her yerde der ya da simya kimyadan sorulabilir. Buralar tabii ihtimaldir. AYT'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar, sizler için AYT'nin gazlar konusunu seçtim. Onun da nedeni şöyle arkadaşlar, gazlar konusu sizlerin zorlandığı bir konu diye düşünüyorum. Evet, kimisi için çerez gibi geliyor, kimisi için kolay geliyor ama benim hani genel olarak gazlardan hep bir dert yanma duyumu aldığım için, o yüzden sizlerle bugün gazlara bakalım dedim. Biraz soru, biraz konu şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen AYT'yi de söylüyorum. Modern atom teorisi vardır burada. Yine periyot vardır ve gazlar, sıvı çözeltiler, daha sonra hız, enerji, denge, daha sonra elektrokimya ve son olarak organik kimya vardır. Aslında en başta arkadaşlar organik kimya ya da elektrokimya konusunu seçecektim. Fakat bu konular biraz daha uzun olduğu için yetişmezdi. Hani konuyu anlatsam yarım kalacak, soruyu çözsem anlaşılmayacak. O yüzden gazları seçtim arkadaşlar. Yine buradan modern atom teorisinden bir soru geliyor. Gazlardan bir soru, sıvı çözeltilerden bir soru, hız bir soru, enerji bir soru, denge 2 ya da 3, elektrokimya 2 ya da 3, organik kimya 2 ya da 3'tür ama geneli 3'tür arkadaşlar. Soru dağılımımız bu şekilde. Evet, buraya kadar sormak istediğiniz, benle ilgili, dersle ilgili bir şey var mı? Büyük bir sessizlik. Haydi bakalım. Evet, Ebrar, dinliyorum sorun varsa. İki soru bankası evet ideal ama AYT için bir tane daha olursa hiç fena değil. Organiğe ne zaman çalışalım? Organiği konulardan en sonra. Çünkü organik hem sözel hem sayısal. Sözel kısımlar daha fazla yer aldığı için yani sınava yakın bir zamanda, işte bir ay, 2 ay, bir ay belki etmeyebilir ama 2 ay kala hani çalışmak daha mantıklıdır. Ders bir dersimiz var. Böyle dersleriniz devam eder mi? Nasıl? Sesim gelmiyor mu? Tamam. Evet, sistem yöneticisinden de uyarı geldi arkadaşlar. AYT konuları şimdi başlanırsa yetişir mi? Tabii ki de yetişilir. Neden yetişmesin? Neden bitmesin? Bu sizin elinizde arkadaşlar. Organikten soru bankası mı yoksa fasikül mü? Bu size bağlı. Yani nasıl çalışma yönteminiz varsa, hani konuyu anlarsınız, soru çözmek isterseniz soru bankasından da gidebilirsiniz. Ama konu önemli. Canlı olarak herkesin katıldığı ücretsiz. Bu şekilde derslerimiz şöyle arkadaşlar. Tamam, başlayacağız. Evet. Şimdi bu tanıtım dersi arkadaşlar, tabii ki de tanıtım derslerimiz olacak ama bir dahaki de tanıtım dersi ne zaman olur bilemiyorum. Yani
Danışman hocalarımıza sorarsanız, evet link de geliyor arkadaşlar. Telefon numarası, eğitim koçlarımız size yardımcı olacaktır. Hadi bakalım, hadi başlayalım diyenleri varsayımız da var arkadaşlar. Şimdi gazlarda ideal gaz denkleminden yola çıkacağız arkadaşlar. PVNRT. Ne demişler? Para her kapıyı açıyor maalesef. Paran varsa ne rahat arkadaşlar. Bu gazlarda ideal gaz denklemidir. Şimdi gazların özellikleri vardır. İlk ondan başlanır ama ben slaytımda almadım. Zaten biz gazların özelliklerini biliyoruz. Gazlar boşlukları fazladır. Titreşim, öteleme, dönme hareketi yapar. Gazların en düzensiz, maddenin en düzensiz halidir. Çekim kuvveti en az. Yoğunlukları en azdır. Gazlar sıkıştırılabilir. Gazlar sıvılaştırılabilir. Sıvılaşabilen gazlar vardır. LNG, LPG itici gazlardır. Değil mi? Bu özellikleri slaytında yer almadım. Şimdi ideal gaz denklemi dedik, PVNRT. Yasalar vardır arkadaşlar. Boyle yasası, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Şimdi bu yasalar PVNRT'den geliyor. Nasıl? Boyle diyor ki basınç ve hacim diyor. Basınçla hacmi ele alıyor. Diyor ki P1 V1, P2 V2 şeklindedir diyor. Bu şekilde basınç hacim yasasından bahsediyor. Charles da hacimle sıcaklığı ile alıyor. Diğerlerini sabit tutuyor arkadaşlar. Yani V1 bölü V2, T1 bölü T2. Gay-Lussac var. Bu da basınçla sıcaklıktır. Yani P1 bölü P2, T1 bölü T2. Avogadro yasası hacimle mol ilişkisi. V1 bölü V2, N1 bölü N2. Yasalarımız bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şurada sıcaklık var ya, ona dikkat edelim. Ne var sıcaklıkta? Bakın grafiklerimiz de verilmiş arkadaşlar. Şöyle hareketli bir şekilde grafiklerimiz var. Bunların grafiğinde şöyle bir olay vardır arkadaşlar. Şurada -273 der. Yani mutlak sıcaklıktır arkadaşlar. Mutlak sıcaklık olayı. Bunu gösterirken bu şekilde gösteriliyor. Yani burası hacimli sıcaklık. Aynı şekilde burada da var. Burada -273 vardır. Basınçla sıcaklık. Ama ve lakin burası santigrat olursa, sıcaklığın birimi eğer burası santigrat olursa, o zaman 273'ü göstermesi gerekiyor. Ama birim santigrat değil Kelvin olursa, görselde de olduğu gibi grafik bu şekildedir. Hacimle basınç ters orantılı, grafiğimiz bu şekilde. Hacimle mol ilişkisi doğru orantılı, grafiğimiz bu şekildedir. Var mı buradan sorusu olan? Herkese başarılar. O halde geçtim arkadaşlar. Şimdi bizim tüplerimiz vardır. Arkadaşlar 4-5 yıl öncesine kadar manometreler soruluyordu. İşte kapalı kaplardaki ağzı kapalı manometre, ağzı kapalı manometre, açık olan manometreler vardı. Onlar artık kalktı. Yerine ne var? Artık tüpler var. Diyeceğiz ki tüp eğer yukarı yönlüyse formülümüz Px eşittir P0 artı H. Eğer tüp aşağı yönlü bakıyorsa Px eşittir P0 eksi H şeklinde. Tüp eğer yan yatık bir şekilde ise Px eşittir P0 şeklindedir. Burada P0'ımız dış basınç. Bununla ilgili arkadaşlar sorunuz var. O soruyu da çözeceğiz. Evet, ideal gaz denklemi PVNRT. R dediğimiz arkadaşlar sabit bir sayıdır. Rydberg sabitidir. Birimi ATM çarpı litre bölü mol Kelvin. Sabit bir sayı dedik. Değeri 22.4 bölü 273 ya da 0.082'dir arkadaşlar. Yeri geldiği zaman 22.4 bölü 273, yeri geldiği zaman da 0.082 olarak alacağız. Gazlarda yoğunluk olayı vardır arkadaşlar. Hemen bakalım. PVNRT. Şimdi yoğunluk dediğimiz arkadaşlar D eşittir M bölü B'dir.
Formül burada yazıyor ama tekrar yazmak istiyorum. Şimdi bu D'yi bu formülün içerisine yerleştireceğim. Nasıl? Şuradaki mol yerine ben M bölü MA yazacağım. E ne oldu? H çarpı V eşittir M bölü MA RT. He, şuradaki V'yi karşı tarafa atıyorum. Yani P eşittir M bölü MA çarpı V RT. He, M bölü V geldi arkadaşlar. Bunun yerine D yazıp şuradaki MA'yı da karşı tarafa atıyorum. P MA eşittir DRT oldu. P çarpı MA eşittir DRT. Param varsa daha rahat. Ya da pijama şeklinde de kodlayanlar var. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Evet, pijamalı Dorothy. Evet. Hadi bakalım, geçtim. Şimdi en sıkıntılı yer olan kinetik olayı arkadaşlar. Buradan da muhakkak soru geliyor. Şimdi kinetik dediğimiz burada hız, kütle ve sıcaklık olayına bakacağız. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Sıcaklığı aynı olan iki gazın kinetik enerjileri eşit olduğundan bu eşitlik yazılabilir demiş. Bakalım. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir kapta iki tane gaz var. X ile Y gazı. Bunların ben hızına bakacağım. Şimdi kinetik dediğimiz fizikte enerji olayı vardı değil mi arkadaşlar? Kinetik enerji. 1 bölü 2 mv kare miydi? 1 bölü 2 mv kare değil mi? Buradan yola çıkabiliriz. Yani X için diyeceğim ki 1 bölü 2 mv kare. Şurada X diyelim. Eşittir diyorum. Aynı şekilde Y için yapacağım. 1 bölü 2 M V kare. He, ben bunların hızlarını eşitleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ikisi de kinetik enerji ya. Gazların özelliklerinde şöyle bir olay var. Şimdi odada bir gaz var. Gaz bütün odayı kaplıyor. Gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir arkadaşlar. Gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. O halde X'in ortalama kinetik enerjisi Y'nin ortalama kinetik enerjisine eşit. O halde ben bu ikisini eşitledim. Sadeleştirirsem buradan VX kare bölü VY kare eşittir. MY bölü MX'tir. Tabii bu M dediğim arkadaşlar MA'sı. Kökün dışına çıkartalım şimdi. Şu kareyi yok edelim. O halde Vx bölü Vy eşittir. MAy bölü MAx. Kök içerisinde. Sıcaklık varsa da sıcaklık hızla doğru orantılıdır. Arkadaşlar şöyle diyorum. Hızla kütle ters orantılı ama hızla sıcaklık doğru orantılıdır. Şu an kış dönemi, kış mevsimi, herkes biraz daha hareketli az olur arkadaşlar. Ama yazın herkes daha kıpır kıpırdır, hareketlidir. O halde sıcaklık arttı mı hız da artar. Ama kütle öyle değil arkadaşlar, ters orantılıdır. Kısmi basınç olayı var arkadaşlar. Oksijen, azot ve toplamda bir kap var. Buradaki basınç 4, 6. Buranın toplam basıncı 10 olmuş. Burada da mol sayılarını karıştırmış. Şimdi kısmi basınç dediğimiz arkadaşlar sınıfın hani ortalaması alınır ya. Nedir? Benim bir sayı işte kaç tane sayı varsa toplam kişi sayısına bölünür. Aynı kısmi basınçta öyle diyebiliriz. Burada formülümüz var arkadaşlar. X ile Y, Px bölü Pt, Nx bölü Nt. Ya da arkadaşlar X'in kısmi basıncı toplam basınç Nx bölü N toplama eşittir. Ya da Y'nin basıncı P toplam çarpı Ny bölü N toplam şeklindedir. Geçtim burayı da. Evet. Gazların su üzerinde toplanması vardı. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Onunla ilgili sorumuz var. O yüzden burada almamışız. Onu da arkadaşlar soru üzerinden bakalım isterseniz. Buraya kadar sormak istediğiniz bir yer var mı? Tamam. Bu arada arkadaşlar...
Dediğim gibi sistemin nasıl işleyişini slayt sonumuzda bir videomuz var. Orada videomuzu göstereceğim size. Daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Videoda işte sistem nasıl ilerliyor onu söylüyor. Bu arada notlar PDF olarak paylaşılacak mıydı? Muhtemelen paylaşılır. Şimdi şöyle arkadaşlar, evet, eğitim koçumuzdan da destek alabilirsiniz. Arkadaşlar, Tekuzem ailesinden teşekkür ederim mesajım. Tekuzem ailesi olmak istiyorsanız arkadaşlar, her zaman bekleriz. Derslerimiz arkadaşlar video şeklinde ama hani konu olarak, soru olarak sizlere her zaman yardımcı oluyoruz. Gruplarımız var her daim. Nasıl oluşabiliriz? PDF gruplar olacak mı? Onu sistem yöneticisine sormam lazım İrem. Evet. Tekuzim'i arayıp arkadaşlar her daim bilgi alabilirsiniz. Kayıt olarak da benim ismimi verirseniz arkadaşlar indirim kazanıyorsunuz. %10 gibi bir indirim. Şimdi satın alsak geç olur. Hayır, tabii ki de olmaz. Neden olsun Evrar? Az önce de bir söylemişti. İşte AYT'ye başlasak geç mi kalmış? Sistemli, düzenli bir şekilde çalışınca neden olmasın? Hani arkadaşlar reklamlar var ya, son 2 ayda çalıştı, son 3 ayda çalıştı. Geçen yıl arkadaşlar veterinerlik isteyen bir öğrencim vardı. Son 3 ayda dişini tırnağını her şeyini verdi. Veterinerlik istiyordu, veterinerlik. Şu an veteriner fakültesinde arkadaşlar. Siz de kendinize inanın, hiçbir şey için geç değil. Yani bu iş olacak deyin. Artık hani yapacağız. Bu iş burada bitecek. İstediğimiz bölüme yerleşeceğiz. Hadi bakalım sorulara bir bakalım arkadaşlar. Yine ara ara bilgi vereceğim sizlere. 3,2 gram oksijen gazının 4 litre hacmi kaplıda koşullarda 12 litre hacim kaplıda XO2 gazı 13,2 gram demiş. X'in mol kitlesi ne olur? Var mı yapan? Şimdi yapan da var, yapmayan da var. Ama arkadaşlar soruları birlikte bakmamız gerekiyor. Hani vaktimiz de gitmesin diye. Evet, şimdi ideal gaz denklemimiz PVRT. Param varsa ne rahat. Şimdi baktım 2 tane litre, 2 tane gram var. Litre ve gram. Diğerlerini sabit tuttum. Nedir bu? Avogadro yasası. Güzel cevap da geldi. Hacimle mol ilişkisi. V1 bölü V2, N1 bölü N2 arkadaşlar. Mol'e de çevirmemiz gerekiyormuş. Burada verilmemiş ama arkadaşlar oksijenin kütlesi 16. Şimdi burada şurayı hemen mole çevirelim. Yani N eşittir M bölü MA'dan 3,2 bölü 32'den 0,1 gelir. 32 dediğim oksijen 2 tane olduğu için. Yani birinci volüm 0,1, birinci hacim de 4 litre. İkinci hacim 12 litre, kaç olsun diyor, N2 yaptım. Buradan arkadaşlar sadeleştirdiğimde N2 0,3 geldi. Mol'ü buldum ama bizden istenen mol değil, X'in kütlesi. Buranın arkadaşlar nedir? EMA'sı değil mi? O halde N eşittir M bölü EMA diyorum. XO2'nin mol'ünü buldum. 0,3 kütlesi 13,2 bölü EMA. X artı 32 diyebilirim. Sadeleştirdim arkadaşlar. 132'yi 3'e böldüğüm zaman 44 geldi. 44 eşittir x artı 32'den, x de buradan 12 geldi. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu da gazlarda yoğunluk sorusu. Hız kesmeden devam edelim arkadaşlar. Gazlarda yoğunluk. Formülü yazdım. PMA dertti. Baktım basınç verilmiş. 16,4. EMA'sı molekül ağırlığı 15 olan demiş. Yazdım eşittir. Yoğunluk soruluyor zaten. Sıcaklığımız arkadaşlar 327. Kelvin'e çevirirsem 273. Çevirdiğimiz zaman arkadaşlar ne geliyor? 600 mü yapıyor?
R'yi de arkadaşlar şimdi burası sıfırlı. O zaman 82 bölü 1000 şeklinde alırım. Sadeleştirelim. 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. Bakın şuranın bir sıfırı vardı. Onunla da bu gitti. Sadeleştirdim. 82 164'e bölünür arkadaşlar. Sadeleştirdiğimiz zaman tam 2 katıdır. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3, 3 ile de 15'i sadeleştirdim. Buradan da 5 geldi. Var mı sıkıntı? Geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir sorumuz. Tamam. Şimdi bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Özellikle seçtim. Soru tarzı olarak güzel bir soru. Şimdi soruya baktık. Pistonlu bir soru. Allah'ım ne yapacağız? Hiç. Sakin. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi ne diyor? Bölmeler eşit aralıklı. Her bölmeyi ben bir litre olarak alacağım. O zaman bunda bir hacim sorusu vardır. Başka ne diyor arkadaşlar? Basınç mı diyor? He, o zaman arkadaşlar basınçla hacim değil mi? Basınçla hacim olayı. Formülümüze gelecek olursa P1V1, P2V2. Olay bu. Ama burada karışım var. Hiç sıkıntı değil. P1V1 artı P2V2 P son çarpı V son. Bakalım şimdi X'in basıncı verilmiş 2. X'in hacmi de verilmiş 2. Artı dedim Y'nin basıncı. Hacmi arkadaşlar burası bir bölme olduğu için de hacmini bir aldım. Peki basıncı kaç alacağım? ATM diye bir şey dememiş. Ama arkadaşlar şurada P sıfır. Dış basınç var değil mi? Bu dış basınç Y'ye etki ettiği için Y dış basınca eşittir arkadaşlar. Y'nin basıncı dış basınca eşit. Peki P son ne olacak? P son da bir. Yani buradaki basınç hem buna hem de bu toplama etki ediyor arkadaşlar. Y'nin basıncı da bir, toplam basınç da bir oldu. Daha sonra V son dedim. Buradan arkadaşlar 4, bir de burada var 5. He, son hacmimiz 5 oldu. Gelelim burada zaten 2 litre vardı. En dipten başlıyorum arkadaşlar buradan. O halde 2, 3, 4, 5. He, geldi geldi. C noktasında durdu arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Bu arada arkadaşlar hızlı mı gidiyorum? Gayet iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Hadi bakalım siz de yine güzel sorularında soruyu tekrar edelim. Tamamdır. Ne dedim? P1V1, P2V2, P son V son. Buranın basıncı hacmi belli. Yazdım. Buranın basıncına dedim ki bu dış basınç buraya etki ediyor. O zaman bir. Hacmi de bir bölme olduğu için bir litre olarak aldım. Daha sonra P son dediğim dış basınca eşittir. Tekrar yazalım. P son P sıfıra eşittir. O halde P son birdir. Buradan V sona hesapladık arkadaşlar. Yani C noktasında durdu. Arkadaşlar yine benim güzel sorularımdan bir tanesi, hatta arkadaşlar ödüllü sorum diye geçer. Bu soru güzel bir sorudur. Bakalım bölmeler eşit aralıklı diyor. Yine ne alacağım? Bölmeler eşit. Yani hacim değil mi? Hacim olayı var. Ha, baktım burada ATM dememiş. Ne demiş? Gram demiş. Gramdan ben nereye gidebilirim? Mole gidebilirim. O halde bu soru nedir? Gaz yasalarından V1 bölü V2 N1 bölü N2'dir arkadaşlar. Hacimle mol sorusudur bu. Cevap D mi? Hayır, cevap D değil. Bakalım şimdi diyor ki bu şekilde piston dengede. O halde ben dengede olunan ilk durum için yazıyorum. Dengede ilk durum için diyorum. Nedir? Formülümüzü uygulayalım. V1, 1, 2, 3, 4. 4 bölü. Buranın alanı 2 oldu. Eşittir dedim. N1. Buranın molünü hemen hesaplayabilirim. 40 bölü 20'den 40 bölü 20'den 2 geldi. He, N birim 2.
Oksijenin kütlesi verilmemiş, molü verilmemiş. Buranın molünü bir bulalım. Sadeleştirdim. N2 buradan 1 geldi. Bu oksijenin molü 1'miş. Bu ilk durumda dengede. He, şimdi ne oluyor? Diyor ki M musluğundan kaba kaç gram helyum eklenirse piston B noktasına gelsin. Şimdi şurayı bir silmek istiyorum. Diyor ki arkadaşlar, piston gelsin ve buradaki helyum buraya eklendiği zaman piston yeniden dengeye gelecek ve B noktasında duracak. He, şimdi geldim ikinci durum için arkadaşlar. Yapalım. Yine ne diyorum? V1 bölü V2, N1 bölü N2. İkinci durumda arkadaşlar neonun hacmi, neon hala burada. Bu kez bu tarafa sıkıştı. Hacmi ne oldu? 2 oldu. Daha sonra değişen durumda buranın hacmi arttı. 1, 2, 3, 4 oldu. V2 bu kez 4 oldu. N1, neonun molü değişmedi. Neonun molü 2 idi. Bölü N2. He. Burada değişen bir şey var. Oksijenin molünü 1 bulmuştuk ama helyumun molünü bilmiyorum. Sadeleştirdim. 4 eşittir 1 artı N helyumdan. Helyumun molü arkadaşlar 3 geldi. Ama bize helyumun molü değil gramı soruluyor. O halde N eşittir M bölü MA'dan 3 eşittir M bölü helyumun kütlesi 4. 3 kere 4, 12 gram helyum arkadaşlar. Yani cevabımız D değil, ne oldu? A seçeneği oldu. Hemen anlatalım. Şimdi bakın, ilk durumdaki dengeyi buldum ben. İlk durumda hani piston ilk önce değdi ya. Ne yaptım? V1 bölü V2, N1 bölü N2'den 4 bölü 2 eşittir 2 bölü N2 dedim. Hacimleri. Oradan arkadaşlar oksijenin molünü 1 mol buldum. Bu şekilde dengede. Şimdi ikinci duruma geçilecek. Ne olacak? M'den, M musluğundan helyum eklenecek. Helyum eklendikten sonra şuradaki piston hop buraya geldi. B noktasına. Yani neon gazını sıkıştırdı. Ama neonun molü değişmedi. Neonun hacmi değişti, molü değişmedi. O zaman 2 bölü 4 dedim. 2 bölü 1 artı helyumun molü dedim. Buradan helyumun molü 3 geldi. N eşittir M bölü MA'dan kütlesi de 12 oldu. Var mı bir sıkıntı? Rica ederim. Bu arkadaşlar dediğim gibi güzel ve ödüllü bir sorumuz. Sesim çok fazla mı gidiyor? Tamam, biraz daha kısayım o zaman. Tamam arkadaşlar. Evet. Yeni bir sorumuz var. Haydi bu soruya bir bakalım. Ne yaparız? Bir bakın arkadaşlar soruya. Şimdi bu soruda benim güzel sorularımdan bir tanesi birleşik kaplarda gazların birleşimi. Ne dersiniz arkadaşlar? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son. Sorumuz bu değil mi? Ama bize bunu sormuyor. Diyor ki birinci kaptaki helyum gazının yüzde kaçı ikinci kaba geçerse ikinci kaptaki toplam gaz 4 olur diyor. He, şimdi ben sondan başa gidelim arkadaşlar. O halde diyorum ki P toplam eşittir. P neon artı P helyum. Hani toplanmış olarak en son durum için bakalım. Toplam basınç 4. He, burada arkadaşlar neonun basıncı 2,4 ama helyumun basıncını bilmiyorum. Evet, burada verilmiş ama kaç geçmiş onu bilmiyorum. Buradan arkadaşlar ne gelir? 4'ten 2,4'ü çıkarttığımız zaman 1,6 gelir. Bu nedir? Tekrar söylüyorum son durum için. O halde diyorum ki arkadaşlar P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Baktım burada arkadaşlar P2 dediğim 1,6'dır. P1'imizi bilmiyorum. V1 dediğim 2'dir arkadaşlar. V2 ne oldu peki?
V2 ne oldu? O da 3 oldu. Neden? Çünkü bu kapta toplanıyor, değil mi? Sadeleştirelim. Burası 0,8. 0,8 ile 3'ü çarptığım zaman helyumun basıncı 2,4 geldi. He, demek ki 2,4 kadar geçiyormuş. Tamam, bu kapta 4 ama 2,4'ü geçiyor. O halde diyorum ki 4'te 2,4 geçiyorsa yüzde kaçı geçer? Buradan arkadaşlar 4x eşittir 100 çarpı 2,4, hatta 24 bölü 10 diyeyim. Sadeleştirdiğim zaman gitti gitti. 24 ile 4'ü sadeleştirdim. 6, 6 ile de 10'u çarptım. 60 geldi. Yani %60'ı geçiyor arkadaşlar. Aynen, cevabımız B oldu. Var mı bu soru için bir sıkıntı? Tekrar edelim. Şimdi arkadaşlar dedim ki ben burada ikinci kapla ilgileniyorum. Burayla ilgileniyorum. Burası için dedim ki toplam basınç neonun basıncı artı helyumun basıncı. Toplam basıncım 4. Buradaki helyumun basıncı 2,4. Neonun basıncı 2,4. Helyumun basıncını bilmiyorum. Buradan 1,6 dedim. Bu ne için? He, buraya gelen son durum basınç için. O halde dedim ki P1, V1, P2, V2. P2 arkadaşlar 1,6 çarpı buranın hacmi 3. V1'imi biliyorum 2. P1'i bilmiyorum. Evet, burada 4 var ama ne kadarı geçiyor? Bana o lazım. Buradan P helyum 2,4 geldi. O halde diyorum ki 4'ten 2,4 çıkıyor, geçiyorsa yüzde kaçı geçer? %60'tır arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Var mı sorumuz? O halde arkadaşlar geçtim yeni bir soruya. Evet, tüp sorusu arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Tüple ilgili bir sorumuz var demiştim. Hemen hız kesmeden devam edelim arkadaşlar. Diyorum ki buranın formülü Px eşittir pi sıfır artı h. Burası için de Px eşittir pi sıfır. Aa, baktım iki yerde de Px var değil mi? O halde ben bunları eşitleyebilirim. Yalnız ve lakin burada ne var arkadaşlar? H var. X'in yüksekliği. Arkadaşlar hani PVRT diyorduk ya, buraya X'in yüksekliğini şöyle hacim şeklinde alabilirim. Aynı şekilde burası için de arkadaşlar. O halde ilk durum için, yani burası için yazıyorum. Px eşittir P sıfır. Yani P sıfırımız 70 artı civanın yüksekliği 30 çarpı x'in yüksekliği h dedim. Buradan Px 100 çarpı h geldi. Diğer kısma geçiyorum. Diğer tüpe, o da arkadaşlar Px eşittir. P sıfırım 70. Buradakini hesaba katmıyorum. Çarpı x'in hacmini alıyorum, 60. He, buradan Px de 70 çarpı 60 geldi. Dedim ki bu da Px, bu da Px. İkisini birbirine eşitleriz. 100 çarpı h eşittir 70 çarpı 60. Sıfırlar gitti. 7 kere 6, 42. Cevabımız E seçeneği oldu. Var mı sorumuz? Aklımıza takılan bir yer. Hocam x'in hacmini çarpım olarak niye ekledik onu anlamadım. Şimdi normalde ne yapıyorduk? PVNRT değil mi? Tamam, hemen edelim. Px eşittir P sıfır artı h dedim. Çarpı Vx dedim. Bu P ve NRT'den dolayı hani Px buraya eşit ya. Ha, burası aslında burası. O halde şuradaki hacmi de hemen çarpım olarak buraya ekledim. Dedim ki Px eşittir P sıfır artı h çarpı Vx. Arkadaşlar burayı tekrar yazdım bakın. Şurası da Px eşittir P sıfır çarpı Vx. Burayı da buraya yazdım. Evet. Buradan 100h geldi. Burası da 70 çarpı 60. İkisini birbirine eşitledim. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum o halde. Yeni bir sorumuz. Arkadaşlar çok az kaldı. Dayanın.
Bitiyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bu bir kinetik sorusu. Formülümüz neydi? Vx bölü vy, ma y bölü ma x kök içerisindeydi arkadaşlar. Ne diyor? Her iki ucundan x ve y gazı gönderiliyor. He, bunlar 8 noktasında karşılaşıyor. O halde ben bunların hızlarını bulabilirim. 1, 2. Y'nin hızı 2. Peki X'in hızı buradan 8 olur arkadaşlar. Evet. O halde arkadaşlar ne olacak? 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 4 bölü 1. Hızları oranı 4 bölü 1 olacak. Baktım. X'in difüzyon hızı Y'nin 4 katıdır demiş. Evet, hızları oranı X'i daha hızlıdır değil mi? Bu doğru olur. Birincisi doğru arkadaşlar. 2'ye geldim. X gazı H2, Y gazı SO2 olabilir. Bakalım MA'dan 4'e 1 oran geliyorsa olur. Neden olmasın? SO2'nin MA'sı 64. Hidrojenin MA'sı 2. Kök içerisinde tabii. Sadeleştirdim. 32 mi geliyor? 32'yi 1 geldi. He, bu da kök dışına arkadaşlar. 4 çarpı 8'dir burası değil mi? 4 kök 2 şeklinde çıkar. Yani bu oranımız gelmedi arkadaşlar. Oldu mu? İkinci ifade oldu mu? Teşekkür ediyorum Melek, sağ olasın. Ben de bilmiyorum. Hemen Tekozim'i arayıp sorabilirsin. 2'yi eledim arkadaşlar. X'in mol kütlesi Y gazının mol kütlesinin 4 katıdır. Bakalım arkadaşlar. X'in mol kütlesi, ben buraya direkt 2 dedim. 4 katı 8. Şimdi 4'e 1 gelir değil mi? He, bu da dışarı 2 olarak çıkar. Olmadı. Tekrar edelim. Sildim. Baştan alıyorum arkadaşlar. Şimdi kinetikte hız olayı şu karekök olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bak cevap B mi? Vx bölü vy, ma y bölü ma x'tir. Şimdi gazlar bu şekilde arkadaşlar geldiği zaman 8 noktasında karşılaşıyor. 1, 2 adım atmış. X de gelmiş 8 adım atmış. 8'e 2 oran vardır. Kütlelerini bilmiyorum. Yani 4'e 1 oran mı var? Y 1 adım atarken X 4 adım atacak. O zaman ben burada X daha hızlıdır yorumunu yapabilirim. Hatta x y'nin hızının 4 katıdır yorumunu yapabilirim. Yani birincisi doğru oldu arkadaşlar. X gazı H2, Y gazı SO2 olabilir. Kütleleri oranı bu gelecek arkadaşlar. Bakıyorum Y'nin eması SO2 64'tür. Bölü hidrojenin eması 2'dir. Bu tabii kök içindedir arkadaşlar. 32 bölü 1 gelir. Bu da dışarı köklü bir şekilde çıkar. 2 yanlıştır arkadaşlar. 2 olmaz. Bakın kök dışarısına 2 kök 4 kök mü? 4 kök 2 olarak geliyor. 4'te 1 oranı gelmiyor. O yüzden 2 gitti. 3 X'in mol kütlesi Y gazının 4 katı. Hayır, hızları oranı 4 katıdır. Bak şimdi. X'in 4 katı mı demişti? Y'nin kütlesine 2 diyelim. Y'nin kütlesine 4, 4 katı 8 dedim. Ha, 2 bölü 8, 1 bölü 4. Bu da dışarı 1 bölü 2 olarak gelir. Olmadı. Cevabımız yalnız 1 oldu. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum arkadaşlar. Yoksa son sorumuz olsun. Ha, bir tane de gerçek gazlar var. Gerçek gazlar arkadaşlar. Hemen yapalım. PVNRT dedik ki bu ideal gaz denklemi. Arkadaşlar, hepimizin ideali var değil mi? Şimdi nedir idealimiz? Üniversiteyi kazanmak. Üniversiteyi kazanacağım. Üzerimden baskıyı yok edeceğim değil mi? Basıncı yok edeceğim arkadaşlar. Basınç azalacak. Öğretmen, anne, baba, akraba ders çalış ders çalış demeyecek. Baskı azalacak. Hacim.
demeyelim de EMA kütle arkadaşlar azalacak. Şimdi üniversiteye gittik. Hepimiz zayıflamak istiyoruz. Kızlar, erkekler yok fitness'lı değil mi? Yok işte çeşitli spor dallarıydı. Oraya gidecek. Zayıflayacak. Sıcaklık. Arkadaşlar şu an hangi ildesiniz bilmiyorum ama denize olan bir yere gideceğiz. Üniversite olarak sıcaklık fazla. Bunlar arkadaşlar idealdir. İdeallerimizdir. Ama gerçekler biraz acı. Baskı, üzerimizde baskı fazla arkadaşlar, basınç fazla. Kütle, şu an oturuyoruz, ders çalışıyoruz, yememiz de gerekiyor. Haliyle kilo alabiliriz. Kütle fazla. Sıcaklık, zaten kış mevsimi sıcaklık az. Teşekkür ederim. Evet, gerçeklerle yüzleştik. O halde sorumuzun cevabını artık yapabiliriz. İdeale en yakın olacak. Baskı, basınç az olacak. Sıcaklık fazla olacak. Kütle az olacak arkadaşlar. Çünkü üniversiteye gittik. Fitness'tı değil mi? Zumba'ydı. Yok işte ya da herhangi bir şey işte çok aktifiz ya. Değil mi? Sosyalleşeceğiz, aktif olacağız, haliyle zayıflayacağız. O zaman cevabımız B oldu. Arkadaşlar iki tane daha sorum var ama bir tanesini çözelim. Hadi bakalım oylama istiyorum. İki tane sorum var. A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim. Bu soruyu mu çözmek isteyenler var? Bu soruyu mu? Eğer bu soru derseniz bir olsun, bu soru derseniz iki olsun. Eğer ikisini birden çözelim derseniz bir ile iki olsun. Gazların su üzerinde toplanması. Biri mi çözelim, ikisini mi? Hadi ikisini de çözelim o zaman. Bu arada arkadaşlar sayımız azaldı. Kalan arkadaşlara hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü süremiz biraz geçmiş olabilir. Sizlerden enerji aldığım için arkadaşlar süreyi uzattım. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. O halde haydi yapalım. Ha, şimdi iki tane kap var. Ne diyor? Kaplar birbirine karışsın diyor. Teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar. Utandırıyorsunuz beni. Şimdi suyun üzerinde bir su buharı olacak arkadaşlar. Bir de helyum gazı varmış. Teşekkür ederim. Evracığım çok geç değil. Evet. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bu durumda kaptaki toplam basınç buymuş. Kaplar arasındaki musluk açıldığında toplam basınç kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar gazların su üzerinde toplanması. P toplamı eşittir. P helyum artı PH2O. Bunlar bizim formülümüz. İlk durumda toplam basınç 132. Helyumun basıncını bilmiyorum arkadaşlar. Ama suyun buhar basıncı verilmiş 12. He, buradan helyumun buhar basıncı arkadaşlar ne geliyor? 120 geliyor. Bu ne zaman? İlk durum için. Yani hacim 4 iken. Bize ne diyor? Kaplar birbirine karışsın. Devam ediyorum. Son durum için. Ne diyorum? P1V1, P2V2. O halde ilk durumdaki basınç, cevap geldi. İlk durumdaki helyumun basıncı arkadaşlar 120. Hacmi 4 eşittir. Son durumdaki basıncı bilmiyorum. Hacim ne oldu? Kaplar karıştı. 6 oldu. Sadeleştiriyorum buradan 20. Yani P2 80 oldu arkadaşlar. P2 dediğim yani son durumdaki helyumun basıncı 80. Ama bize toplam basınç soruluyor. Dikkat edelim. Bakın cevaplarda da 80 var. Sakın düşmeyelim. Toplam basınç helyum artı PH2O. Helyumun son durumdaki basıncı 80. Suyun buhar basıncı 12. Topladım. Evra'nın da dediği gibi 92 oldu. Arkadaşlar ben suyun buhar basıncı burada da 12, burada da 12 aldım. Çünkü suyun buhar basıncı hacimle değişmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmiyor. Burada değişen gaz, helyum gazı.
Var mı sıkıntı? Yoksa diğer sorumun son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Bu soru, bakın, gazların su üzerinde toplanmasında iki soru tipi vardır. Ya budur ya budur arkadaşlar. Bu soru sınavda geldi arkadaşlar. Şimdi aynısı demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Bu sorunun benzeri diyelim. Tepkime sorusu olabilir ya da böyle sorulabilir. Arkadaşlar geldi. Çıkmış sınav sorularına baktığımız zaman böyle soru tarzı vardır. Hemen bakalım. Ne diyor? X gazı, buradan bir gaz geliyor, buraya toplanıyor. He, burada X ve Y sıvısının buharı var. O zaman diyeceğim ki toplam basınç X ile Y'nin buhar basıncına arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Sıcaklık var, öz kütle var, basınç var, sıcaklık var. Allah'ım neler diyor böyle. X'in de mol kütlesi isteniyor. He, arkadaşlar ben buradan neyi bulabilirim? X'in basıncını bulacağım. Daha sonra da X'in mol kütlesini bulacağım. Bulabilir miyiz? Bakalım arkadaşlar. Şimdi yalnız bu soruyu yaparken birimlere aman ha aman dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi açık hava basıncı 76. Şimdi şuradan arkadaşlar P0 dediğimiz bir basınç var. Bu açık hava basıncıdır. Demiş ki 76 santimetre civa, çevirdim 760 milimetre civa. Yani toplam basınç arkadaşlar bu dış basınca eşit olacak. Ben buradan neyi biliyorum? Y sıvısını biliyorum arkadaşlar. 380 demiş. O halde Px artı Y'nin buhar basıncı 380. Buradan arkadaşlar ne geldi? X'in basıncı 380 milimetre civa geldi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ne yapacağım? Bakın öz kütle var. He, ama bize X'in kütlesi soruluyor. O halde arkadaşlar formülüm vardı. Pema dertti değil mi formülüm? X'in basıncı belli. Aman aman birimlere dikkat edelim. Burada ATM'ydi değil mi? Ben bunu ATM'yi çevirirsem. Şurada yazıyorum. Bir ATM 760 milimetre civaysa 380'i kaç ATM? Yarısı yarısı. 1 bölü 2 ya da 0,5'tir arkadaşlar. Kolaylık olsun, 1 bölü 2 dedim. Çarpı MA'sı. Zaten bize bu soruluyor. Yoğunluk, yoğunluk verilmiş. 1 bölü 44.8 çarpı R. Bakın R'yi kaç alacağım? Artık belli. 22.4 bölü 273. Sıcaklığımız 273. Hemen çevirelim Kelvin'e. 546 gelir. 546. Sadeleştirdim, 2 geldi. Sadeleştirdim, 2 geldi. İkiler gitti. He, buradaki 2'yi de karşı tarafa atabilirim arkadaşlar. MA 2 geldi. Ebrar'ın da dediği gibi MA 2'dir. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Sormak istediğiniz, aklınızda takılan bir yer var mı?